Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Altın yüzyıllar boyunca insanların dikkatini çekmiş. Adına destanlar, hikayeler yazılmış. Biz de bu hikayeleri abilerimizden dinlemek için bugün Ümit abimizin yanına geldik. Ümit abim de kendisini bu altın için adamış. Daha küçüklükten bu yaşa kadar belli bir mevkilere gelmiş, bir şeyler yapmış abimiz. Bunun için çok detaylı bilgilerini Ümit abimizden dinlemek istedik. Şu an abim yanımda. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun abi. Biz de iyiyiz. Abi şimdi bu heves sana nereden geldi? Bu altın arama. Yani ilk önce altın arıyor muydun yoksa sonradan mı cihaz yaparken ilgini çekti? Şimdi gençlik yıllarımızda herkesin aradığı gibi bizlerde de o merak heves vardı. O yıllarda arkadaş çevremizle illaki her gencin aradığı gibi biz de define merakına saldık. Aradık, çok boş kazılar yaptık. Bazen hedefe ulaşmaya yakınken alamadığımız anlar oldu. Tabii sonrasında bu işi yaparken elektronik merakı da vardı bende çocuklukta. İkisini birleştirince ondan sonra radyo frekansıyla çalışan alan tarama cihazları yapmaya, üretmeye başladık. Bu adımda ilk tabii home office olarak başladık. Hukuk sektöründe çalıştığım dönemlerde home office olarak çalışıyorduk. Sonra şahıs şirketi olarak devam ettik. Şahıs şirketinden sonra da tabii markalaşma süreci artık oturdu. Efsane dedektörü ilk şahıs şirket olarak 2016 yılında kurduk. Ondan sonra limited şirkete geçtik. Şu anda da efsane dedektör madencilik, ithalat, ihracat, sanayi ve ticaret limited şirketi olarak devam ediyoruz. Bunun abi kaç yıl oldu senin, yani bunu adadığın bir ömür kaç yıldır? Yani işte nereden baksan 25 yılı geçti. Çünkü 17 yaşlarından itibaren, şu an 44 yaşındayız. 17 yaşından beri bu sektördeyiz. Bu işlerle alakalı çalışmaya devam ediyoruz. Elinde ilk cihaz ne vardı abi? Bu işe yani başladığın zaman? Bu işe başladığımız zaman elimizde kendimize ait bir cihazımız yoktu. O zamanlar piyasada, Türkiye piyasasında 2-3 tane firma vardı. O zamanlar tabii uçuk rakamlardı. Yani 3 milyon veya 3 milyar gibi rakamlar vardı. O zaman milyonlar vardı. Düşünün o zaman gençlik yılları 500'er TL toparlayıp 5-6 arkadaş anında bir cihaz alabiliyorduk. Ve ya işte olan arkadaşlardan yalvar yakar o şekilde getirip yer baktırıyorduk. Ya da işte biz kendimiz anten çubuklarından çubuk yapıp o şekilde bakıyorduk. Abi başından ilginç hikayeler geçtim yani bu bayağı bir 25 yıldır. Şimdi definecilerin hemen hemen çoğusu da böyle gece çalışmalarına falan gider. Hani böyle ürkütücü, korkutucu olaylar geldi mi sizin? Bir defasında bu efsane cihazları ilk yaptığımızda, ilk deneme cihazını yaptığımızda Bursa'da, o zaman şirket Bursa'daydı. Bir Roma kilisesinde, mezarlık alanında denemek için gittik. Tabii gece cihazı test etmek için o zaman hazneli bir cihaz yapmıştık. Numune bölümüne neyi koyuyorsan onu bulsun diye. Gece adam boyu otların olduğu bir yere numune bölümüne bir tele koymuştuk. Sonra arkadaşlara dedik, sırtımızı dönelim, siz iki tele fırlatın otların içine, oradan bulursa cihaz başarılı diye. Tabii bulduk gece o karanlıkta. Sonra ertesi gün ne yapalım? Gidelim Roma Kilisesi'ne. Gittik orada. Gece çalışmaya başladık. İlk açılan mezarda 5 tane ceset çıkınca arkadaş panikledi. Yani kafatasları havada uçuşuyordu. Tabii orada hiç unutmuyorum. Bir arkadaşlar deve armudu getirmişti. Ben de mezarın kenarında oturmuş armut kesip yiyorum.
Diğer iki arkadaş salların arasından bir şeyin geçtiğini söyledi. Ben inanmadım. Bu konularda soğukkanlıyım. Sonra diğer arkadaş da aynı şeyi gördü. İşte ayaklar olmayan beyaz bir şey geçti dedi. Tabii cesetler çıkardıktan sonra havada iyice karardı, soğudu. Biz bıraktık. Ertesi gün gidelim dedik. Yine ertesi gün öyle gittiğimizde ben arabayı park ederken diğer iki arkadaş mezar olduğu yere çıkmasıyla aşağı inmesi bir oldu. Tekrar koşarak geldi. Akşam geceden gördükleri şeyi şimdi mezarın içinden çıktığını söylediler. Böyle değişik şeyler yaşadık. Bir defasında da bir arkadaşımız yine beraber gitmiştik gece. Test yapmak amacıyla bir de bir nokta vardı oraya bakacaktık. Onu da ormandan 2-3 kişinin sağırdığını söyledi. Her ne kadar da yok falan dedimse de cihazı toparlamaya başladığımda arkadaş başını almış gidiyordu orman içine doğru. Onu da o şekilde tuttum. Götürdüm. Yani bir saat kendine gelememişti. Peki abi kaç çeşit şimdi cihaz yapıyorsun? Şu anda 6-7 farklı model var. Genelde ağırlıklı olarak biz alan tarama cihazı yapıyoruz. Radyo frekansıyla çalışan. Şu an 3'te full ses sistem var. Ultrason çekim özelliği olan. Yine serbest modda arama yapabilen bir cihazımız var. Dedektör olarak VLF var. Şu anda 6-7 farklı cihaz var. Yani bunun derinliği falan abi nasıldır bu cihazların? Ne kadar çekim gücü vardır? Alan taramalarda derinlik sıkıntısı olmaz. Metalin ve kütlenin büyüklüğüne göre değişir. Yeri gelir 10 metrede sonuç alırsın. Yeri gelir 2 metrede alırsın. Ama tarama mesafesi olarak ortalama 500 metre. 500 metre. Yani abi peki bu cihaz şimdi efsane alan tarama diye geçiyor. Yani bu Türkiye'de bir şeyler değiştirdiğine inanıyor musun? Değiştirdiğimize inanıyoruz. Biz bu cihazı yaptığımız zaman ilk etapta herkes frekans olmadığını iddia ediyordu. Tabii bizim cihazlar yapıldıktan, piyasaya girdikten sonra kullanıcı sayıları her gün arttıkça diğer firmalardan da bu konu hakkında bir araştırmalar oldu. İlk yıllarda şirketi kurduğumuzda bize muhalif olan firmaların şu an çoğusu frekanslı sistem cihaz yapmaya başladılar. Şu an sadece alan tarama mı mutabı? Görüntüleme? Görüntüleme de var. Görüntüleme mi? Görüntüleme, ultrason çekim özelliği olan var. Anlık görüntüyü bilgisayar veya tablet ekranına atabiliyorum. Yani peki bir de bu Türkiye'de bu cihaz fiyatları bayağı uçmuştu diyorsun. Önceden öyleydi yani. Evet. Hani güç yetmiyordu. Şimdiki sen kendi cihazlarına fiyat koyarken onları da göz önünde bulunduruyor musun? Yani bu çok fiyatlı olmasın. Hani millet alabilsin diye. Tabii ki onu düşünüyorsun. Yani videonun başında da dediğim gibi biz o yıllarda 5-6 arkadaş ancak bir cihaz alabiliyorduk. O da şu anda bu rakamı şu anki rakama tekamül edersen en az 30.000 TL civarıydı. Hı. Ama biz şu anda mesela 4.000 TL'ye dahi cihaz veriyoruz. Şu an mesela yurt dışına falan da veriyor mu abi? Türkiye için sadece? Yok, Türkiye için değil. Şu an web sitemiz ve YouTube kanalımız yurt dışına açık olduğu için 7-8 ülkeye de cihaz veriyoruz. Çin'e, Arabistan, Bulgaristan, Fas, Çek Cumhuriyeti, Irak, İran, buralara cihaz verdik. Bayiliğiniz falan var mı Türkiye'de sadece? Bayilik, Türkiye'de şu anda sadece ordu bayisi var. Ordu bayisi var. Evet. Yani abi ne demek istersin mesela definecilere? Şimdi Türkiye üzerinde ben bu videoyu çekmeden önce bayağı bir araştırma yaptım. Bayağı bir siteler var, meraklıları var. Bizim Türkiye'de hele ki daha çok var. Yani bu kadar defineci var. Sen belli bir yere gelmişsin artık, pişmişsin bu konuda. Yani söyleyeceğim bir şey var mı abi bu definecilere? Yani defineci diyorum ama öyle ismi geçiyor.
Söyleyeceğimiz şey burada ana kriter, ben müşterilerime de bunu devamlı söylemişimdir yazılan kişilere. Hiçbir zaman aşını, eşini, işini bunları ihmal etmeden boş vaktini, hobi amaçlı yapıyorsa güzel bir iş. Ki bunu hobinin dışına çıktığınız zaman elindeki evin, araban, her şeyin gider. Birikimin gider. İşinden olursun, aşından olursun. Aşın olmayınca eşinden olursun. Bunu ben müşterilerime de söylüyorum. Ama hobidir. Buna bulaştığın zaman kolay kolay bırakamazsın. O zaman da ne yapacaksın? Cihazın varsa hafta sonu hem piknik amaçlı eşini, çoluğun çocuğunu götürsün hem de orada aramanı yaparsın. Peki bunun yasal konusu ne abi? Şimdi sen satmanda sıkıntı yok. Şirket olarak sende sıkıntı yok. Ama alan kişi ne tür bir arama yapabilir? Ya da nasıl yakalandığı zaman ceza alır? Şirketlerde satma problemi yok. Şirketler zaten genelde resmi faturalı ürünler satıyor. Ticaret odalarına ya da esnaf odalarına kayıtlıdır. Kullanıcılarda şöyle bir sıkıntı olur. Şimdi bir cihazı aldığınız zaman faturasıyla alır, arabasında ve evinde bulundurabilir. Ama araba seyir halindeyken cihazın yanında kazma kürek varsa o anda yol kontrolündeki memur veya jandarma, polis de olabilir. Orada kullanıcıya bir inisiyatif kullanıyor. Yani kılık kıyafetine bakıyor. Acaba bu araziden mi geliyor? Kazmış mı, kazmamış mı? Üzerinde ayağında toprak, çamur var mı diye. Onunla bir değerlendirme yapıp cihaza el koyabiliyor. Ama kazma kürek olmasa hiçbir şekilde el koyamaz. Ve resmi bir tutanağı da yoktur onun. Diğer şekilde koyarsa da bizim cihazlarda zaten su arama özelliği var. Şayet kullanıcı su arıyorsa onu da hiçbir şekilde cihaz alamaz. Emsal kararlar var mahkeme kararıyla. Ama normal diğer konu bazında anlatırsak izinsiz kazı yapmak suç, sit alanlarına girmen cezası ağır. Bunları hiç kimseye tavsiye etmiyoruz kazı olarak. Resmi kazı olarak müracaat edip şüphelenen yerlere il müze müdürlüklerinden valilik kanalıyla izin alarak resmi kazı yapabilir. Şimdi abi müze demişken senin müzelere verdiğin bir şeyler var mı yani? Bunca yıllık bir defnecilik hayatın var. Tabii var. Biz burada, hatta şurada var. En son Bursa Müzesi'ne vermiştim ben 50 adet tarihi sirke. Tabii burada bir kısmına ödeme yaptılar, bir kısmını envantere, etütük olarak aldılar. Bunu yapan arkadaşlar genelde firma olanlar buldukları testlerde olsun, çalışmalarda olsun bulduklarını müzeye veriyorlar. Peki abi cihazlarını tanıyabilir miyiz? Cihazlarda şurada masada olan bu alan taramalarda üst versiyon olan Ersan'a X4 Pro bu iki kutudan oluşuyor. Sinyal gönderici ve sinyal alıcı. Sinyal gönderici de kendi arasında iki bölümde oluşuyor. Analog bölüm ve dijital bölüm. Analog bölüm ekrana bağlı olmaz. 5, 11, 22, 52 kHz'lerde çalışma özelliği vardır. Sensitif ayarı vardır. Toprak hassasiyet ayarı, dedektörlerdeki gibi. Dijital bölümde de burada aramak istediğiniz metali sensitif üstteki cihazla aynı şekilde eşleştirerek arama yapabilirsiniz. Bu alan tarama. Tabii bunların alt modelleri var. İşte X1, X2, X3 diye. Onlar fiyatları biraz daha uygun. Vitrinde görüntüleme cihazı olarak ultrason çekim, pulse cihazımız var. O hem pulse dedektör, pas sistem, derin arama hem de görüntüleme olarak kullanabiliyorlar. Abi çok teşekkür ederim. Bir de senin arazide çekimini yapmayı isterim şimdi. Burada sözel bir şeyler anlattın sağ ol. Uygulamalı şekilde senin test alanların var demiştin sanırım. Evet. Test alanlarında da sözünü alayım bir gün videomuzu çekelim abi. İnşallah havalar ısınınca beraber çıkarız.
Tamam. Çok teşekkür ettim abi. Sağ ol her şey için. Rica ederim. Hayırlı işler olsun. Sağ olun.